Kanal programından herkese merhaba. Dopdolu bir bölümle yine karşınızdayız. Bu hafta programımızın içeriğinde neler var dilerseniz şöyle bir göz atalım. Galatasaray Odea Bank erkek basketbol takımımız Euro Cup'ta Reggio Emilia takımıyla karşı karşıya geldi. Güzel bir galibiyet aldılar. İşte bu karşılaşmada öne çıkan hareketler. Sosyal medya postlarıyla devam ediyoruz. Galatasaray Odea Bank erkek basketbol takımımız ve kadın basketbol takımımızın oyuncuları bu hafta ne gibi paylaşımlarda bulunmuş izleyelim. Sosyal medya postlarına bu haftada Kaptan Göksel'in Köksal'ın paylaşımıyla başlayacağız. Kaptan dayısını ziyaret etti ve dayımız ziyaret notuyla bu fotoğrafı paylaştı. Dwight Hardy Instagram hesabında Euro Cup'ta aldıkları Reggio Emilia galibiyetinin ardından maçtan bir kareye yer verdi. Takım arkadaşı Scottie Hobson da maçın ardından güzel galibiyet notuyla ve Jim Bomb etiketiyle smaç bastığı bir enstantaneyi postladı. Ege Arar sahil kenarında çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Kadın basketbol takımımızda ise kaptan Işıl Alben, Euroleague maçında muhteşem bir performans sergileyen takım arkadaşı Epufa'yı Twitter'dan etiketleyerek sayı tamam, rebound tamam, asist tamam, top çalma tamam, neden blok yok sorusunu sordu. Fransız oyuncu Epufa ise çok kısayım ha cevabını verdi. Merve Uygül de galibiyetin ardından Galatasaray notuyla sevincini paylaştı. İrem Nastopuz, sarı kırmızı kalplerle antrenmandan bir kare postladı. Cintar Petronit'i ekranda gördüğünüz fotoğrafı Instagram hesabından postladı ve hepimiz aynı dilde gülüyoruz notuyla paylaştı. Son olarak Galatasaray basketbol altyapı sorumlusu Hasan Serbest'in paylaşımına göz atacağız. Hasan Serbest, altyapı takımlarının bir kolaj fotoğrafını paylaşarak altına şu sözleri yazdı. Erkek ve kız altyapı olarak bu hafta oynadığımız tüm maçları kazanarak 12'de 12 yaptık.
Bu güzel tabloda emeği geçen idari, teknik ve sağlık ekibine, sporcularımıza ve onlara büyük emek veren ailelerine teşekkür ederiz. Büyük aile olmak, herkesin birbirinin başarısı için çabaladığını görmek alınan galibiyetlerden çok daha değerli. Kim Ne Diyor bölümünde bu hafta Galatasaray kadın basketbol takımımızdan Kaptan Işıl Alben, Olivia Epupa, Merve Uygül ve Gizem Başaran'a Koç Marina Markoviç'i sorduk sevgili izleyiciler. Oyuncularımız ne demiş Marina Markoviç için izleyelim. Çok net olması ve söyleyeceğini direkt söylemesi. Koçumuz hani herkese eşit davranan bir koç yani ve herkese süre veriyor. Ve senden istediği şeyler belli. Onu yaptığın zaman zaten hani seni oynatıyor. Çok disiplinli. En beğendiğim özelliği o. Çok disiplinli olması ve herkese eşit davranması. Bir kere pes etmemeyi, hani hiçbir şeyden vazgeçmemeyi öğretiyor her zaman bize. Ya sahada karakterli durmayı öğretiyor ve korkmamayı. She's always available to speak with her players. She's give a lot, always advice and I like it. When you need her, she's always here like our assistant and is very important, especially for point guard, you know, because we need to talk and to have some good information, and she's always here and it's very important, and she expects on us like issue to always play, and this is very important. Time Out özel bölümünde bu hafta konuğum Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımından Mustafa Korkmaz oldu. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi bu röportaj geliyor ekranlarınıza. Time Out özel bölümünde bu hafta konuğum Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımından Mustafa Korkmaz. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Evet, geçmişe dönerek başlamak istiyorum. Almanya'da doğdun ama Hollanda milli takımında forma giymektesin. Aynı zamanda Galatasaray'da oynuyorsun ve Türksün aslında. Biraz gelişme sürecinden bahsedebilir misin? Zamanında dedem Almanya'ya geldi iş için. Annem dedemle oraya geldi işte, Bremen'e geldiler. Babam Hollanda'da yaşıyordu. Ben Bremen'de doğdum. 11 aylıkken Hollanda'ya taşındık. Babamın işi Hollanda'da olduğu için. Ondan sonra biz orada kaldık. 8 yaşındayken basketbola başladım. Ve basketbol benim hayatımı değiştirdi. Her şeyim basketbol oldu. Ve yani Türk milli takıma da çok oynamak istemiştim zamanında. Ama gençlerdeyken işte Belçika'da birkaç tane turnuvamız vardı. Orada genç milli takımı Türkiye'ye karşı da oynadık. Ve orada biz bana bir soru soruldu. Bana dediler ki yani şimdi bir seçim yapman lazım. Ve turnuvaya başlamadan önce ben 9 yaşındaydım. Çok bana, da genç bir yaşta aslında seçim yapmak zorunda bırakmışlar seni. Aynen. Aynen öyle oldu. Çünkü daha neyin ne olduğunu tam bile bilmiyordum. Hani ben basketbolu oynayayım dedim. O turnuvayı oynayayım. Ondan sonrasına bakarım dedim. Ama o seçimi yaptıktan sonra benim için geçti bile. Çünkü resmi olarak bir turnuva olduğu için Hollanda'yı seçmiş durumunda kalmıştım. Ondan sonra yani gençlerin, Türk milli takımın antrenörleriyle konuştum. Dedim hani böyle bir durum var. Ben Türkiye için çok oynamak istiyorum. Nasıl yapacağız, nasıl edebiliriz, bunu halledebilir miyiz diye. Yani çok zor dediler. Yani yapabiliriz. İstek olduktan sonra tabii ki her şeyi yapabilirsin. Ama resmi turnuva oynadığın için biraz zorluk çekeriz. Bir de böyle bir durum var. Bir de Türkiye'ye gelmen lazım. Yani ben okulumu da hiçbir şeyimi bitirmemişim Hollanda'da. Bir de yalnız bu tarafa gelmek zorunda kalacaktım 8-9 yaşlarında. Yani o benim için çok zor bir seçim oldu.
Ama yine de seçimimi annemle, babamla, antrenörlerimle beraber yapmaya karar verdim. Benim için böyle çok zor bir seçim oldu. Çünkü her bir turnuvada Türk Milli Marşı'nı duyduğunda insanın içi, yani nasıl diyeyim, ben de her zaman Türkiye için oynamak isterdim. Yani o Türk Milli Marşı'nı duyduğumda insan hevesleniyor. Yani kendi ülken için oynamak için her zaman isterdim. Ama abilerim sağ olsun hangi ülkede oynarsan oyna diyorlar. Biz seninle gurur duyuyoruz. Sen bir Türksün sonuçta. İster istemez hani Türkiye'ye bir ayrı bir hevesin oluyor. Seviyorsun, ayrı bir duyguların oluyor Türkiye'ye karşı. Ama sonuçta biraz da aslında Hollandalı gibi de hissettiriyor belki de. Çünkü onların ekmeğini yiyip orada doğup büyüyüp onlarla yaşamış oluyorsun. Ya benim oluyorsun. Hollanda antrenörüm var, Van der Linden. Basketbol dünyasında en iyi oyunculardan birisi. O 2007'de bana dedi ki, ya o basketbol okulu açıldı Hollanda'da. Bana dedi ki sen buraya geleceksin dedi. Ben seni dünyanın en iyi oyuncularından birisini yapacağım dedi. Ya ben o şeyle oraya gittim. O okula başladım. Her gün antrenmana başladım ve onlar da bana bayağı bir emek verdiler. Onlar beni bu devire getirdiler beni. Ondan sonra gelmene sebep oldular. Aynen. Belki de. Aynen. Ondan sonra hani ben bu devire geldikten sonra, böyle bir oyuncu olduktan sonra hadi ben Türkiye için oynuyorum demem de biraz onların sırtına bir bıçak sokmak gibi bir şey olurdu bence. Ama Galatasaray'da oynuyorsun. Yine Türk takım için oynuyorsun. Benim her zaman bir hayalim vardı. O da hani Galatasaray için oynamak. Evet. Epeydir de Galatasaray için forma giyiyorsun. Evet. Ve özellikle de Avrupa'da doğup büyüyenler için çok özel bir durum bu. Onlar için daha bir nasıl diyelim, kıymetli bir durum bu. İlk transfer olduğun süreci hatırlıyor musun? Neler hissettin? İlk Tabii. maça çıktığın günleri hatırlıyor musun? Ya Sedat Hoca bana Facebook'tan yazdı. Dedi Galatasaray'a geliyorsun bu sene. Ben o anda ne yapacağımı, ne edeceğimi bilmiyordum. Direkt babama gittim. Baba dedim, Galatasaray'a transfer olacağım. Babam ya çok sevindi. Babam zaten 2002'de araba kazası geçirdi. Kör oldu ondan sonra. Ben 14-15 yaşlarındayken evin adamı oldum. Ve bu olaylardan sonra bu seçimi yapmak benim için daha zordu. Çünkü bir yandan hayalim Galatasaray'da oynamak vardı. Bir yandan da hani evi terk edeceğim, İstanbul'a gideceğim ve orada hayallerimin arkasından koşacağım diye bir şey vardı bende. Ama babam direkt dedi, oğlum sen bu şansı kaçırmayacaksın. Hani sen bunu yapman lazım. Yani ne zaman, ne kadar istediğini biz biliyoruz. Sen burada olmasan da sen burada her zaman kalbimizde yanımdasın. Ve ben bunu duyduktan sonra benim için bu kararı vermek daha bir kolaydı zaten. Hani ben %100 ne olursa olsun her şeyi yapardım bu şeyi yapmak için, yani buraya gelmek için. Sedat Hoca bana yazdıktan sonra ya dünyalar benim oldu. Ondan sonra ilk Metin Oktay tesislerine geldik. Ve o zamanlar hani tabii ki şimdilik de dünyanın en iyi oyuncuları yine burada. Ama o zamanlar da dünyanın en iyi oyuncuları buradaydı ve ben ilk defa bu oyuncuların arasındaydım. Ve ilk geldiğimde Sedat Hoca beni soyunma odasına çekti ve dedi ki bak böyle böyle bir durum var, seni transfer etmek istiyoruz, sözleşmeni hazırlayacağız ve sen de uygun görüyorsan direkt hemen başlayalım antrenmana. Ben de tabii ki dedim, hocam ben zaten onun için buradayım. Tamam dedi, hadi başlayalım dedi. Ben hem o heyecanla hem o hevesle o ilk antrenmanı nasıl geçirdim, ne yaptım, yani nasıl bastırdım tabii ki hatırlıyorum ama tam böyle nasıl oldu ne hatırlayamıyorum, da anlatamıyorum. Ama nefes nefese kaldığımı çok iyi biliyorum. Çünkü hem heyecan var, hem her şeyimi ortaya koymak istiyorum, göstermek istiyorum kendimi ve ya. Çok değerli anlar. Çok değerli anlardı, aynen. İlk maçı hele hiç anlatamam. Ben kalbim duracaktı sanki. Hangi maçı hatırlıyor musun? Kimle oynayayım? İlk maçımız... Vallahi hatırlamıyorum ya. Çok kötü bir şey düşünüyorum. Yok. Bunu keselim. Gayet heyecanlı hatırlıyorsun bak, aklımda kalmış. Peki Galatasaray'da en unutamadığın anın nedir? Madrid'de Avrupa Şampiyonluğunu aldık ilk defa. Benim için bir ilkti. O benim için unutulmayacak bir andı. Geçen sene takımımız, yani tabii ki her zaman takım olarak iyiydik. Ama oyuncu olarak dünya starları yoktu.
Ve bunu herkes biliyordu ve herkes bizi her yerde ezmeye çalışıyor. Çünkü Galatasaray'ın bir adı var, hele hele Avrupa'da. Bu bizim için de geçerli. Ne olursa olsun başımızı dik tuttuk ve geçen sene kupayı kaldırdık yine. O benim için bir unutulmayacak bir andı çünkü herkesin umudu bitmişti. Ama bizim umudumuz hani bu kupayı kaldırmak ve o kupayı kaldırdıktan sonra dünyalar bizim olmuştu. Tabii umutların tükendiği anda kupa kazanmak daha da keyifli, daha da farklı bir anlam taşıyor tabii. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Bir de çok iyi hatırlıyorum. Maça gitmeden önce eşyalarımızı topluyorduk. Ozey abi bizim kameraman. Ozan Muralı. Evet. O geldi bir odaya, sağ olsun hep gelir sorar, eksiğiniz var mı, ne bir şey yardım edeyim mi diye. Ben dedim abi, dedim evet çantam hazır da benim ayakkabılarımı unuttum ya, dedim benim ayakkabıları alacak mısın dedim. Sağ olsun bir odaya girdi, bir koştu o tarafa doğru, ayakkabı arıyor, sağa sola bakıyor, her köşeye bir baktı. Sonunda biz kapının ucuna baktı, biz gülmekten yerlere yattık. O diyor, ulan diyor Mustafa diyor. Çok iyiymiş. Aynen valla, o da unutulmayacak bir anlardan birisiydi. Galatasaray'da çok unutulmayacak bir anlar vardı tabii ki ama bunlar en güzellerinden birileri yani. Peki boş zamanlarında neler yapıyorsun, nasıl vakit geçiriyorsun? Oğlun oldu, çok da sevimli maşallah, eminim onunla çok vakit geçiriyorsun ama. Aynen öyle oluyor, aynen öyle. Ya şimdiki 2,5 ay oldu şimdik. Genelde zamanımızı çocukla harcıyoruz. Ya her şey çocuk, ilk önce çocuk. Ondan sonra antrenmanlara her gün git gel yapıyoruz. Boş vakitlerimde çok müzik dinliyorum. Ne tür müzikler dinliyorsun mesela? Genelde hip hop rap. Ama her tarz müzik dinliyorum. Türkçe de dinliyorum tabii ki. Peki old school mu, Tupac gibi falan mı, yoksa yenilerden mi? Yani en çok old school yani. Old school, Tupac, Biggie, Jay-Z, onlar en sevdiklerim. Onlar vazgeçilmez oluyor. Vazgeçilmezler, aynen. Peki başka neler yapıyorsun? Kitap, film falan sever misin? Birazdan tabii daha detaylı ya, tabii, soracağım ona, bu soruyu biraz ama. Sonra gelelim. Benim araba sevdam da var. Biraz araba hastasıyım. Ondan uğraşıyorum. Genelde bunlar aslında. Peki İstanbul'da en beğendiğin, en çok vakit geçirdiğin yerler nereler? Hangi semtleri tercih ediyorsun daha çok? Ya İstanbul'un zaten çok gezilecek yerleri var. İstanbul'a bakarsan, ben Hollanda'da büyüdüm. İstanbul Hollanda gibi bir yer. Yani gezmek istesen belki bir ömrün geçer burada ama ya en güzel yerler bence Anasofya, Sultanahmet, o taraflar. Eminönü tarafları. Aynen. O tam turistlik yerler yani ama ben pek gezmiyorum. Çünkü hem oğlumla vakit geçiriyorum genelde. Hem oğlumla beraber çok gezemiyoruz da, ailemiz burada olmadığından dolayı çocuğu bırakıp da çıkamıyoruz da. Çocuk da o kadar küçük, şimdi bütün gün bir çıktık mı hele o taraflara doğru geri tabii gelmek bilmiyor. Trafik de var. Pek gezmiyoruz yani. Peki kulübümüzün hangi branşlarını takip ediyorsun? Ya da takip ediyor musun, öyle sorayım. Ya takip ediyorum tabii ki. Basketbolu takip ediyorum. Kadınlar basketbolu takip ediyorum. Futbolu takip ediyorum. Futbol takımımızı nasıl buluyorsun şu anda? Yani iyiler tabii ki. Birinci duruyorlar. Ama şu bir derbi maçları bile yensek daha süper olur. Hem onlar için de daha rahat olur. Çünkü geçen hafta da derbi maçımızı alamadık. Tabii motivasyon olur. Biraz onlar için de motivasyon olur. Ama iyi buluyorum genelde yani. Süperler. Peki dikkatini çeken bir oyuncu var mı özellikle beğendiğin? Gomez tabii ki. Kim? Gomez. Gomez'i çok beğeniyorsun. Aynen. Birçok kişinin adam en beğendiği geldi. Oyuncu oldu aslında. Aynen. Adam mı geldi, kendini ispatlıyor yani bu sezon. İnşallah böyle gelir. Hem golleriyle hem de karakteriyle aslında. Aynen. İkisi yani de. Yani çok güzel bir şey. Dün duyduğum kadarıyla kendi isteğiyle bizim masaya geldi. Bizim dün galamız vardı. Ve kendi isteğiyle futbolculardan bir tek birisi geldi. O da Gomez geldi, bize hepimize el verdi ve tebrik etti. Yani bu insanın karakterini gösterir ve bu bizim için de çok hoş bir şey. Çok özel bir durum, evet. Aynen. Peki hayata bakış açını değiştiren bir kitap, dizi ya da film var mı? Hayata ya bakış açını değiştirmese de seni çok etkileyen diyelim. Ya ben aslında çok pek film izlerim, kitap izlerim ama
kitaplara, filmlere pek fazla bağlanmam. Ama insan olarak Michael Jordan'ı çok severim. Çünkü sadece benim en sevdiğim numara 23. O sadece Michael Jordan'ın alakalısı değildi. Benim zaten küçüklükten beri 23'e bir sevdam vardı. Kalkani diye bir eşya var, bir game vardı Kalkani. Onda da hep 23 yazardı küçüklükten beri. Ben küçükken çok şiş koydum. Çok topluydum ve hip hop game'leri biraz rahattı böyle, evet, büyüktü. Bol. Boldu. Onlara hep geldim ve o 23 numara hep böyle göğsünde koskocaman 23 yazardı. Ve ona baktığımda hep aynamda kendimi rahat hissediyordum. Tabii ki rahat değilsin çünkü ya bir yandan zayıflamak istiyorsun ama küçüksün, pek anlamıyorsun, şey yapamıyorsun. Ama o 23'ü gördüğünde kendini biraz huzurlu hissediyordum ve o andan beri 23 benim hep aklımda kaldı. Ondan sonra basketbol girdi hayatıma ve Michael Jordan'ı tabii ki araştırmaya başladım. Onun videolarını izledim ve bu, yani Michael Jordan sadece bir branş olarak değil, Air Jordan olarak değil ama insan olarak da çok örnek alınması birisi. Çünkü aynen. Peki, play the game before the play games you diye bir söz var. Aslında Türkçe'ye çevirecek olursak oyunu oyna yoksa oyun seninle oynar gibisinden ya da oyunu oyna oyun seni oynamadan önce gibi çevirebiliriz aynen. Belki. Aynen. Senin için özel bir anlamı olmalı. Dinlemek istiyorum bu hikayeyi. Ya aslında ilk dövmemi bir basketbol olarak yaptım. Şuraya böyle küçük bir basketbol. 5 tane yıldız. 5 tane yıldız da annem, babam, 2 kız kardeşim ve ben oluyorduk. Ve ondan sonra onu büyütmeye karar verdim. Ve oraya play the game before the game plays you yazdırdım. Aslında dövmede başladı bu. Ben hayatımı aslında yani bir oyun olarak görüyorum. Her şey benim için bir oyun değil ama yine de öyle. Çünkü bu sadece iş hayatında, basketbol hayatında, normal hayatında ya her yerde. Her yerde geçerli. Çünkü oyununu iyi oynamazsan insanlar bunu anlar ve senin oynamaya başlarlar ve zevreden düşersin. Yani bu her yerde böyle. Yani basketbolunda tut. Sen maçın içinde her şeyini vermezsen, hırsını göstermezsen karşı taraf o şeyini kullanır ve sana karşı bu hırsını kullanırlar ve seni düşünmeye çalışırlar. Her zaman tetikte olmak gerektiğini belki de anlatıyor. Aynen. Her zaman için. Her zaman için. Peki. Hangi üç isimle bir akşam yemeğinde buluşup oturup sohbet etmek isterdin sorusuna geldik. Bu soruyu herkese soruyorum. Bütün basketbolcularımıza. Birinci olarak babam. O her zaman her daim yanımdaydı. O da bu yerde benim yanımda olmamı çok isterim. Ondan sonra Michael Jordan. Bir de Cem Yılmaz. Cem Yılmaz'la da gülmek isterdim. Ya aynen valla adam çok güldürüyor. Ben adama bayılıyorum valla. O da masamıza zevk katar. Peki. Son sorumu soracağım. Bundan sonrası için hedeflerin ne yönde? Galatasaray eminim en büyük hedeflerinden biriydi. Aynen. Bahsettin zaten biraz. Bundan sonrası aynen. için ne gibi hedeflerim var? Ya şimdi Galatasaray'da oynuyorum, hedefim bitti diye bir şey yok. Tabii ki şimdi buraya Galatasaray geldikten sonra hedeflerim daha çok çoğaldı. Ve daha çok çoğalacak tabii ki. Bu sene Türkiye Ligi'nde birinci olmayı hedefliyoruz. Dünya şampiyonları var bundan sonra. Avrupa Şampiyonlar Ligi var Galatasaray'la. Yani hedeflerimiz çok. Galatasaray'la kupalar kaldırmak istiyorsun aslında. İnşallah. Peki basketbol dışında hedeflerin var mı? Ya var. Nasıl anlatayım? Ben müzikle de çok ilgileniyorum. Belki basketbol kariyerimden sonra müzik kariyerime başlamak istiyorum. Onlarla şimdilik birkaç böyle bir başlangıç yaptım ama pek fazla şey yapamıyorum, ilgilenemiyorum çünkü hep burada oluyorum. Basketbolla ilgileniyorum burada. Araba sevdam var. Onunla da şimdilik de pek uğraşamıyorum. Onlardan sonradan hedeflerim ama şimdilik ona bir hedef tutamıyorum. Tutmak da istemiyorum çünkü bir tek hedefim var. O da şimdilik basketboldan Galatasaray'dan en iyi başarıları başarmak istiyoruz. Peki müzik dedin bir de basketbol sonrası için. Peki hip hop dalında mı olacak bu aynen. müzikte? Türkçe mi peki? Yok ya, bir Türkçe bir rapim var ama o 6-7 sene evvel onu hiç söylemek bile istemem. Ama genelde Hollandaca rap.
Okay. Peki Hollanda'da beğendiğin rapçiler var mı? Son zamanlarda Boof galiba biraz ön plana çıktı ama. Boof var, Leif var, aynen var. Çok dinlediğim rapçiler var Hollanda'da. Ben hepsini dinliyorum aynen. Peki röportajımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nog die dagen ik was onbekend, nu aan de top terwijl jij onder bent. Ik moest zo vaak racen van de police man, maar nu ben ik verzekerd ik heb police man. Ja, grip op de scene, ik ben dominant. Sofie en Maritata zeggen Sofian. Habiba, Habiba, waarom stress je mij Azina, Azina? Ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op verdienen. Dus word niet te verliefd, nee. Habiba, Habiba, stress je mij, Azina, Azina. Ik ben op straat, ik ben met dieven, met dieven. Ik denk niet eens aan liefde, ben gefocust op programımızın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Basketbolun eğlenceli ve keyifli yönlerini ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Haftaya yeni bir bölümle görüşmek üzere. Hoşça kalın.